Merhabalar, videoya hoş geldiniz. SAP ABAP eğitiminin başka videosuyla karşınızdayım. Bu videoda neler anlatacağım kısaca özet geçelim. Öncelikle domain nedir ile başlayacağız. Daha sonrasında data element nedir? Data element domain arasındaki bağlantı nedir? Bunları kavradıktan sonra hızlıca tablo oluşturmaya geçeceğiz. Daha sonra bu tabloda data element domain kullanımlarına bakacağız. Daha sonrasında yeni bir öğreneceğimiz işlem kodu var, SO16N. Bunu ne işe yarar, nasıl girilir ve neler yapılabilir bunları göreceğiz. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi öncelikle nasıl bir tablo oluşturacağımızı düşünelim. Mesela bir personelin, şirketin, firmanın personellerin tutulduğu bir tablo oluşturalım. Öncelikle kolonlarını belirlememiz lazım. Neler olsun? Personal ID diye bir kolonumuz olsun. Personal adı olsun. Personel soyadı. Ve personel cinsiyeti diye 4 tane kolon olan bir tablo oluşturacağız. Tabii şimdi tablo oluşturmadan önce bizim data element domain oluşturmamız lazım. Peki bunun arasındaki hiyerarşi nasıl? İlişki nasıl? Ona bakalım. Şöyle bir görüntü resim ayarladım öncesinde Paint'te. Domain data element'te data element table'da olur şeklinde bir yapısı var. Yani her kolonum için table'da bir data elementim ve ona bağlı bir domainimin olması lazım. Peki domain data element nedir? Çok kısaca yüzeysel bahsetmek gerekirse, domainde daha çok teknik özellikleri, yapısal özellikleri, data elementte de daha tanımsal özelliklerinin tutulduğu veri tipleri diye düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi ben burada bu tablonun 3 tane data elementi var ve her data elementin bağımsız bir domaini var şeklinde bir görüntü oluşturmuşum. Tabii şu demek değildir. Bir domain bir data element de olur diye bir kaide yok. Şu görselde de mesela şu ortadaki resimde table'ın iki tane data elementi var. Farklı data elementler ve aynı domaini kullanmış. En alttakinde de iki tane data element bir tane tabloda kullanılmış. Yani bu bir kere oluştur, istediğin kadar kullan mantığı. Object oriented mantık diyebiliriz. Şimdi sitemize login olup tablo oluşturmaya geçelim. Şimdi biz ne görmüştük? SO38 görmüştük. SO38'de program oluşturuyorduk. Şimdi tablo, domain, data element gibi alanları biz yeni bir işlem koduyla oluşturabiliriz. O da SE11. SE11'e girdim. Şimdi tekrar görselimi açıyorum bir tablo oluşturmak için. Öncelikle neydi? Domainimizi oluşturmamız lazım. Burada S11 görüntüsüne bakarsak işte 6-7 tane kolon var, yapı var. İşte tablo oluşturma, view oluşturma, data element, domain, search app gibi. Biz şimdi domain'de başlıyoruz. Burada oluşturmak istediğiniz alanın yanındaki radyo butonu tıklamanız lazım. Ve buraya oluşturacağınız domain'in ID'sini giriyoruz. Domain olsun. Oluştur dedim. Buraya bir domain'e tanım girmemiz gerekiyor. Personal ID dedim. Şimdi şurada şöyle bir yapı var. Data type, işte karakter fields alanı, uzunluğu, işte decimal. Şimdi ben şurada bir ikon çıkıyor ben bu alanı tıkladığımda. Bunun adı da search app. F4'e basıp ya da yanındaki bu çıkan kutucuğa bastığımızda buraya girebileceğim yardımcı bir alan açılıyor. Search app diye geçiyor. Buradan istediğini seçebilirsin ya da manuel kendin de girebilirsin demek. Ben mesela hatırlıyorsanız karakteri görmüştük, decimal'ı görmüştük. İntegerlerin üzerinden geçmiştik. Numeric string. Ben şimdi personal ID'yi sayılarla tutacağım için ben buraya integer 1'i çift tıklayıp seçebilirim. Farkındaysanız integer 1'in zaten bir byte uzunluğu vardı. Yanında da belirtmiş zaten 0 ile 255 arasında değer alır. Ve 3 karakter uzunluğundadır diye de bana default'ta girmiş. Daha sonra value range diye bir alan var. Burada da biz fix search app'imizde bu alanı kullanırken görüntülemek istediğimiz alanları yazabiliriz. Ya da value table diye bir alan var. Sadece önceden oluşturulmuş bir tablodaki datalar buraya gelsin, listelensin diyebiliriz. Ben bu alan için kullanmayacağım şimdilik bunları. O yüzden kaydet dedim. Lokale kaydet dedim. Ve işlemi tamamlamasın için aktif etmem gerekiyor. Aktif ettim ve domainim hazır. Daha sonra diğer domainlerimi de oluşturayım. Personal ID oluşturduktan sonra ne vardı? Personal ad diye bir domain oluşturayım. Create dedim. Buraya personal ID at dedim. Ve buraya isterseniz yine search app'e girip
char datasını seçip ya da manuel kendiniz de yazabilirsiniz. Tabii char'ın uzunluğu kendimiz manuel belirtmemiz gerekiyor. İsim en fazla 30 karakter uzunluğundadır diye düşünüp 30 yazıp enter'a bastım. Yine value range'ine falan dokunmuyorum. Kaydet dedim, local object dedim ve activate dedim. Hemen hızlıca personel soyad diye bir alan oluşturayım, domain oluşturayım. Personel soyad diye tanım girdim. Buraya bu sefer Monel yazacağım, char. Soy isim bir tık daha uzun olabilir diye düşünerekten uzunluğu 40 olsun dedim. Local object dedim. Ve aktif ettim. Tekrar geri geliyorum. Personel cinsiyet diye bir alan oluşturacağım. Cins dedim buraya sadece. Personel cinsiyeti diye bir tanım giriyorum. Ben bunu arka planda sadece E ve K olarak tutmak istiyorum. Erkekse E, kadınsa K harfini tutsun tabloda. Dolayısıyla buraya char bir karakter uzunluğu bir alan oluşturabilirim. Bunu value range'deki fixed value tabunu kullanarak özelleştireceğim. Fix value kolonuna tablo tutulacak alanları yazıyoruz. Neler olacak o? K ve E ve K. Ve E'nin tanımını erkek olarak yanına yazıyorum kısa tanım alanına. Kadın da kadın olarak yazıyorum kaydı. Birazdan bunun ne işe yaradığını daha iyi anlayacaksınız. Bunu bu şekilde kaydet deyip activate dedim. Geri geliyorum. Ve şu an domainlerim hazır. Görselimi açtım. Burada 3 tane data element göstermiştim ama ben 4 tane domain oluşturdum ve 4'ü için 4 tane de data element oluşturacağım. O da şuradan. Domainimiz buradaydı. Artık bu alanda işimiz kalmadı. Data element'e geçiyoruz. Şimdi ben öncelikle ZBK dedim. Personel ID'nin data element'ini oluşturacağım. Oluştur dedim. Bana 3 tane seçeneğin oldu. Radyo butonu oldu. Bir pop'a başladı. Diğerlerine girmiyorum şimdilik. Sadece data element diyeceğim. Yine bir tanım istiyor. Oluşturan her objenin genelde tanımını istedir SAP'de. Personel ID dedim. Gördüğünüz gibi şurada bir domain tabı var. Buraya benim personel ID için oluşturduğum domainimi gireceğim. ZBK personel ID domain diye oluşturmuştuk. Enter'a bastım. Farkındaysanız alt tarafta kapalı olan input field'lar vardı. Otomatik domain'deki girdiğim data type'ı ve length'i seçmiş oldu. Devam ediyorum. Burada bir search up girebileceğiniz bir alan var. Buna da şimdilik girmiyorum. Şurada fit label'da bir alan var. Bunu zorunlu kılıyor girmemiz gerekiyor. Burada kısa, orta, uzun ve başlık tanımlarını girmemiz gerekiyor. Tabi bu başta ne anlama gelecek? İşte S16N diye bir işlem kodu göreceğiz birazdan. Orada kullanırken tanım, yani aslında kolon uzunluğuna göre kısaysa bu yazsın, ortaysa bu yazsın, uzunsa bu yazsın diye ayrı ayrı tanımlamalar giriyoruz. Ben mesela kısa tanımına personal ID dedim. Orta tanımına personal ID dedim. Zaten uzun ve başlarda direkt alan uzunlukları daha geniş olduğu için aynısını girebilirim. Kaydet dedim. Local object dedim. Aktif et dedim. Şu an ilk data elementim hazır. Hemen hızlıca diğerleri için de oluşturuyorum. Personel ad data elementini oluşturuyorum şimdi. Personel ad dedim. Burada gideyim isimler tamamen sizin de sadece başındaki harf Z ya da Y olacak şekilde bağımsız oluşturabileceğiniz tanımlar. Sonrasında personel ad için oluşturduğum domainimi giriyorum. Önceden yazdığım için buraya geldi. Siz de gelmiyorsa tekrar yazabilirsiniz. Enter'a bastım. Hemen gördüğünüz gibi domain'deki teknik özellikler geldi. Fit label'a geldim. Kısa, orta, uzun ve başlık tanımlarına başlık, uzun ve orta tanımlarına personel ad yazdım. Kısa tanımına sığmayacağı için şu şekilde yazdım. Kaydet dedim. Local object dedim. Activate dedim. Geri geliyorum. Hemen personel soyad diye bir data element oluşturuyorum. Data element radyo butonum seçili. Hemen bir tanım girdim. Ve buraya da önceden oluşturduğum personel soyad domainini giriyorum. Hemen teknik özellikler geldi. Hemen kısa tanım alanına geldim. Field label'a. Şuraya da personel soyad dedim.
Kaydettim, local object dedim ve aktifet dedim. Geri geldim. Son olarak cinsiyetimizin data elementi kaldı. Buna da personel cins alt tren değer olarak oluşturuyorum. Yine data elementim seçili. Personel cinsiyeti dedim. Buraya da şu oluşturduğum domainimi yazdım. Hemen bir karakter özelliğinde bir alanmış dedi bana. Şuraya da tanımlarımı giriyorum. Buraya da p.cins dedim. Şurada cinsiyet olarak değiş, sığmadı. Cins olarak kalsın. Kaydet dedim. Local object dedim. Aktifet dedim. Ve şu an resmimi tekrar açıyorum. Domainimi zaten yapmıştım. Şu an data elementimiz de hazır. Ya 4 domainim ve 4 domainim de ayrı ayrı bağlı oldu 4 tane data elementime. Şimdi bunları tabloda birleştirmem lazım. Tekrar geldim bu tabuma. Şurada gördüğünüz gibi en üstte de database table diye bir kolonum var, alanım var. Buraya da oluşturacağım tablonun adını giriyorum. Ben mesela zbk alt-tire pers alt-tire t diye bir tanım girdim. Ad girdim ve oluştur dedim. Öncelikle bu tablonun kısa bir tanımını girmemi istiyor benden. Personellerin verileri diye bir tanım girdim. Daha sonra altta delivery class ve altta bir alan daha var. Bunları girmemi istiyor. Şöyle soru çarpına baktığımda 6-7 tane özellikli tablo yapısı varmış. Şimdilik ben bunun detayına girmiyorum. En çok kullanılan bu arada ailece. Ben A seçiyorum. Şurada da bu alan editlenebilsin ve görüntülenebilsin diye bir yapısı var şimdilik. Biz hem görüntüleme hem de değiştirmeye izin versin tabunu seçtim. Daha sonra şu üst tablarda Fields'a geldim. Fields'a benim tablomun kolonlarını tek tek belirtmem gerekiyor. Şimdi ben nasıl kolonlar oluşturacağım? Mesela personal ID diye bir kolonum olacak. Bu tablo özgü kolon, alan adı tarafı. Burada gördüğünüz gibi biraz önce bizim oluşturduğumuz yapılar neydi? Data element. Burada data elementlerini giriyorum. Personal ID diye bir kolonum olacak. Ve bunun data elementini önceden oluşturdum. ZBK personal ID alanı. Enter'a bastığımda yanlış yazmışım. Oluştururken de galiba I diye oluşturmuşum. Evet, pers diye oluşturmuşum. Çok önemli değil. Gördüğünüz gibi Enter'a bastığımda veri tipi length decimal diye 3 kolon geldi. Bunlar domain'den geliyor. Ve en sonunda da short description diye bir alan var. Burada data element'ten geliyor. Neymiş? Integer bir teknik özelliğindeymiş. Data veri tipindeymiş. 3 uzunluğu varmış ve decimal yokmuş. Ve tanımı da buymuş. Hemen geliyorum buraya personel ad diye bir kolon giriyorum. Bu da zbk personel ad data element. Evet, bunu doğru yazmışız. Bu da neymiş? Karakter uzun, hemen domain ve data element'ten datalarımı çekti. Hiç vakit kaybetmeden soyad diye bir isim girdim. Bunu da hemen data elementini giriyorum şuraya. Böyle miydi? Evet. Ve personel cins dedim. Cinsiyet kolonum olsun burada. ZBK pers cins demiştim sanırım. Enter'a bastım. Evet, bir karakter genişliğinde olan personel cinsiyet kolonumuz da geldi. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken key ve initial value diye bir alanımız var şurada. Checkbox özellik olarak tutulmuş. Bu şey demek. Şimdi bir şirkette, bir firmada personel ID'ye sahip iki insan olamaz. Yani herkesin unique'tir. Herkesin kendisine ait bir personel ID'si vardır. Bu mantıken yazılım sistemlerinde key olarak tanımlanır. Yani bu kolondan bu tabloda aynı datanın iki defa olamaz. Birden fazla kez olamaz. Ve personel ID'si olmayan bir personel de olamaz. Dolayısıyla initial value'ya tıkladığında da bu kolonun hiçbir satırı boş olamaz demek. Dolayısıyla biz bu iki alanla bu kolonun key'lerini tanımlamış oluyoruz. Şimdi bu alanlara girdikten sonra kaydet dedim. Local object dedim. Bana bir client ile alakalı bir uyarı verdi. Bu ne demek? SAP'de her sistemin farklı farklı clientler olabilir. Bunun için, ya bunun yönetimi için mandt diye bir tablo adı, tablo alan adı ve data element adı girerseniz bu uyarıyı almazsınız. Belki ileride bunun detayını daha iyi açıklarım size, şimdilik ezberinize kalsın. Her oluşturduğunuz tabloya bunu eklediğiniz düşünün. Bu şekilde kaydet dedim tekrardan. Şimdi ekstra şu yukarıda technical settings alanı var. Buraya geldim. Burada girmemiz gereken data class ve size kategori diye bir alan var. F4 dediğimde yine 6-7 tane seçenek geliyor. Detayına girmeyeceğim. Videoyu uzun tutmak istemiyorum.
app ile 0 ve size kategori işte öngörülen tablo kayıt sayısı gibi bir kolon. Bu kadar kayıtta kısıtlıyormuş gibi düşünmeyin. Kaydet dedim, geri geldim. Artık tüm işlemlerim bitti, aktif et dedim. Bana uyarı verdi. Neymiş o uyarı? Aslında önemli olmayan bir uyarı. Enhancement kategoriyle alakalı. Bu şekilde kaydedebilirsiniz ama bunun neden geldiğini göstermemi isterseniz Extras tabında Enhancement kategori diye bir alan var. Buradan birini seçerseniz çok yüksek ihtimalle uyarı da gidecekler ama uyarı bizim için hata değil. Şu an programımızı kaydetmiş oldu. Şimdi bu tablomuzu kaydetmiş oldu. Bu tablomuzu nasıl datalar girebiliriz? Geri geliyorum. Biz şimdi S38 program oluşturma, S11 tablo oluşturma, data element domain oluşturma. Ekstra bir de S16N diye bir işlem kodumuz var. Bu da oluşturduğun ya da önceden SAP'nin oluşturmuş olduğu tabloları görüntülemeye, işte gerekirse editlemeye, teknik özelliklerinden açıksa editlemeye yarayan işlem kodu. Şimdi oluşturduğum tablo direkt zaten buraya yazılı geldi. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an işte bulunan kayıt sayısı 0 dedi. Ve tablomun kolonlarını burada gösterdi. Şöyle birazcık daha açacak olursak. Farkındaysanız şunu kısalttığımda p.cins yazıyor. Benim bu domaine girdiğim, data elementine girdiğim kısa tanımı. Uzatınca alan sığdığında diğer seçtiğim tanım alanlarına giriyor. Şimdi şu yukarıda satır ekle ya da x'te tanım satır ekle. Beyaz sayfaya da şu artı işaretine basarak personel ekleyebiliriz. Mesela ben kendimi ekliyorum buraya. Burak dedim. Koca Aslan dedim. Ve farkındaysanız şunlarda gezerken yanında hiçbir şu yardımcı kutucu yokken bunda geldi. Neden geldi? Hatırlarsanız domaininin fixed value'suna benim girdiğim yapılar geldi. E ve K erkek ve kadın. E olarak seçtim. Enter dedim. Mesela bir alanda personel daha eklemek istersem buraya tabii burayı key yaptığım için aynı key'i bir daha girmemem lazım. Mesela buna da Öner Öztürk dedim. Bunu da erkek olarak seçtim. Sonrasında kaydet dedim. Gördüğünüz gibi iki tane satır eklendi diye bana söyledi. Data element, domain, işte tablo oluşturmanın daha çok teknik özellikleri var. Ama ben hem kafanızı çok karıştırmak istemiyorum hem de başlangıç aşamasında bunlar çok gerekli değil bizim için. Üzerine durmamız gereken konular değil. O yüzden kısa kısa geçtim, özet geçtim. Umarım anlaşılır olmuştur, faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.